Evet arkadaşlar, Andro Network ailesi olarak tekrar merhabalar. Geçen videomuzda LG G3'e nasıl KDZ yükleneceğini, aldığımız hatalara rağmen nasıl devam edip yüklemenin devam edeceğini ve sorunsuz bir şekilde bu yüklemeyi nasıl gerçekleştirdiğini size anlatmıştık. Şimdi bu videomuzda Android sistemi açık kaynak portlu bir sistem olduğu için nasıl root yapılır? LG G3 5.0 versiyonunda TR cihazlarında 32 GB RAM olan versiyonunda nasıl root yapıldığını size anlatmaya çalışacağız. Telefonumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. USB hata ayıklamayı açık olduğunu emin olalım. Ondan nasıl olduğunu belirtelim yine de bilmeyen telefonumuzun USB hata ayıklama nasıl açarız LG G3'te? Telefonumuzdan ayarlar kısmına giriyoruz. Genel sekmesine geliyoruz. Bizde açıktır. Siz telefon hakkında kısmına tıkladığınız zaman burada yazılım bilgileri kısmı vardır. Burada Android sürümü, baseband sürümü, kernel sürümü, yapım numarası, program versiyonu. Bunlardan yapım numarasına hızlı bir şekilde tıkladığımız zaman 8 kere 9 kere ardı arkasına geliştirici modu açılacaktır. Buradan çıkıyoruz. Geliştirici modunu açıldığına emin olmak için geliştirici seçenekleri menüye gelecektir. Geliştirici seçeneklerine tıkladığımız zaman USB hata ayıklama yanında tik olduğu ve bu şekilde bilgisayara bağlı olduğundan emin olalım. Tekrar çıktık. Android Network sitemize giriyoruz. G3 kısmına. Burada size gerekli olan her şey vardır. Desteklenen cihazlar LG G3 tüm sürümler, LG G2, Mini, F60, Tribute, Pro 2, G-Pad ve L90. Bunların bu şekilde 5.0 versiyonunda ve KitKat versiyonunda, aynı zamanda KitKat versiyonunda da root edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle LG G3 Android 5.0 Lollipop Root Rapper'i tüm sürümler olarak konumuzu görmekteyiz. Buradan aşağı sekmemize doğru kaydırdığımız zaman öncelikle indirmemiz gereken dosyalarımız var. LG Drivers, LG Root Script'i indiriyoruz exe halinde ve güncellenmiş en güncel driver'ını indiriyoruz. Driver'ı bilgisayara kuruyoruz. LG Drive root yapacak programımızı da masa üstüne alıyoruz. Aşağıda gördüğünüz üzere programı biraz sonra çalıştıracağız. Bu şekilde bir komut penceresi açılacaktır önümüze. Evet, şimdi artık rootlamamıza geçelim. Dediğim gibi işin ehli eğer işin ehli değilseniz, bir hata yapacağınıza inanıyorsanız bunları yapmayın. Tekrar KDZ dosyası yükleyerek yeniden her şeyi baştan almanız gerekebilir. Bunu aşağıya alıyoruz. Biz dosyamızı önceden indirmiştik ve klasöre çıkartmıştık. Klasöre çıkmış hali şu şekilde: LG Root Script versiyon 1.2. Bunun içine iki kere tıkladığımız zaman açılan şeyler bunlar. Bunların tamamının doğru olduğuna emin olalım. Telefonumuzun USB ile bilgisayara bağlandığı ve USB geliştirici seçeneklerin açık olduğuna emin olalım. Evet, işlemimize başlıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Telefonu download moda veya onun gibi bir şey almamıza gerek yok. Tuş kombinasyonuna gerek yok. Şurada gördüğünüz LG Root Script Box dosyası, Windows toplu iş yazar karşısında 2 kilobayt dosyayı çalıştırıyoruz. İki kere tıklıyoruz. Zaten kendisi bütün işlemleri gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi şu anda gerekli dosyaların faillerini telefonunda attı ve tekrar baştan başlatıyor. Şu anda LG'nin, gördüğünüz gibi şöyle gösterelim size de, telefonumuz tekrar baştan başlıyor. Hangi porttan bağlı olduğunu şimdi kontrol ediyor şu anda. Bu işlemler yapılırken telefonunuzu kurcalamayın, kabloyla bağlantısını kesmeyin, bilgisayarla bağlantısını kesmeyin. Tırtıklemeyin. Telefonu açtık şu şekilde. Bekliyoruz. Looking for LG seri port. Evet, COM3 olarak burada gördü.
Bunları kapatıyoruz. Şu anda telefonumuzu davlant moda kendi kendine hiçbir tuş olmadan, hiçbir tuş kombinasyonu olmadan alıyor. Ekranda da yazıyor zaten. Cihaz bekliyor. Aşağı duruyor. Cihazı gördük. Evet. Eğer süper suyu görmezseniz menümüzde panik yapmayın. Evet. Şu anda bütün işlemler gerçekleşti. Sıkıntısız bir şekilde. Ve en sonunda done. Yazı yerden hepsi her şey sıkıntısız bir şekilde tamamlanmış anlamına gelir. Ctrl C yaparak daha sonra N ve Enter tuşuna basarak yeniden başlatabiliyoruz. Evet. Ctrl C. Evet, tamam. N yapıyorsunuz. N yapıyoruz. Aynen N harfi. N. Enter. Caps Lock'a bitirelim. Evet. Bunu da kapatacak. Şu an. Programımızı kapatacak. E harfine basıyoruz. Büyük ve küçük harflere dikkat edin. Nasıl deniyorsa o şekilde yapın. Evet, program kapandı. Cihaz program kapandı. Başlatıldı. Cihaz şu anda yeniden başlatılmadı. Ama şu anda bekliyoruz. Beklemiyor. Eğer bu şekilde kaldı, biraz bekleyin. Bu şekilde kalıyorsanız kendiniz de yeniden manuel olarak başlatabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Kabloyu çekiyoruz. Çekelim kablomuzu. Zaten işlem tamamlanmış. İşlem şu anda tamamlandı. Yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatıyoruz cihazı. Power tuşuna basılı tutarak. Şöyle. Bu şekilde eğer kullanıcılarımız çoğu zaman bu hatayla karşılaşabiliyor. Power tuşuna bastık diyelim. Bu şekilde kaldı. Görüyorsunuz ekranı. Yeniden başlatmadı şöyle, kendisini. Şöyle yeniden başlatmadı kendisini. Bu şekilde kaldı. Arka kapağı söküyoruz. Benim tırnaklarım olmadığı için arkadaşlar. Tırnağı yediği için abimiz. Sen bayağı yemişsin ama abi tırnağı. Kestim ya. Bayağı derinden kesmişsin o zaman. Şu şekilde çıkartıyoruz. Pilini çıkartıp tekrar taktığımız zaman tekrar power tuşuna basılı tutarak telefonumuzu normal nasıl açılıyorsa o şekilde açıyoruz. Hiç açılmama gibi bir şansı oluyor mu abi? Açılmama gibi şansı olursa gene kullanıcılarımızın Android Network ailesi olarak yaşlanmasına gerek yoktur. KDZ, Flash Tool'la KDZ versiyonunu yükleyerek tekrar telefonumuzu açabiliriz. Resmi hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, Android yükseltiliyor diyor. Cihazımız açılıyor. Evet. Süper su uygulamasını da kontrol edelim. Süper su uygulamasını kontrol etmemiz lazım. Şöyle açıyoruz. Biraz bekleyelim cihazımız tamamen açılsın. Evet, şuradan menümüze geliyoruz. Kaydırdığımız zaman süper suyu şurada görüyorsunuz. Güncel versiyonu aynı zamanda. Bu beni takip et, işte geliştirmelere göz atın, bunun gibi geliştiriciyi takip etmek istiyorsanız Google Plus'ta hesabıyla bağlantı kurabilirsiniz. Ama eğer takip etmiyorsanız, ki biz takip etmiyoruz fazla, hayır teşekkürlere tıklayarak Süper Su Free uygulaması, bunu Pro uygulamasında paralı şekilde alıp kurabilirsiniz. Ayarlar kısmından kontrol ettiğiniz zaman hiç tamamen telefonumuz rootlu ve şu noktayı atlamayalım arkadaşlar. Erişim bölümünde varsayılan erişim vardır. Bunu çoğu kullanıcımız bilmez. Şunu üzerine tıklayarak şimdilik izin ver, reddet. Siz rootlu bir uygulamayı çalıştırdığınız zaman durmadan size soracak. Buna izin verin mi, şuna izin verin mi? Bunu telefonunuzda görmek istemiyorsanız buna izin ver seçeneğini seçiyorsunuz.
varsayılan erişim izin ver olarak değişiyor ve telefonumuz rootlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun kullanıcımıza. Android Network ailesi olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. LG G3 telefonumuzun inceliklerini, hata alınca ne olacağını, ne olmayacağını, ne yapacağınızı en ince detaylarına kadar sizlere anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki incelememizde, bir dahaki yazılım güncellememizde veya herhangi bir dosyamızda yüklerken veya nasıl yaparken görüşmek üzere. Android Network ailesi olarak teşekkürleri sizlere bir boş veririz. Chainfire kardeşimize de buradan sevgilerimizi iletiriz root dosyası için. Chainfire kardeşimize de buradan root dosyasını böyle oluşturup telefonlara entegre ettiği için, empoze ettiği için teşekkür ediyoruz.